Aynı gezegeni paylaştığımız yüzlerce korkunç türü var. Çoğu şehirlerden yani yaşam alanlarımızdan çok uzakta yaşıyor. Milyonlarca yıl önce çok daha heybetli, çok daha korkunç olanları vardı. Büyük bir kısmı bu gezegende bizden çok daha uzun bir süre konakladı. Ama hiçbiri günümüze ulaşamadı. Nesilleri tükendi. Mega Piranha. Onlar 8 ile 10 milyon yıl önce bu gezegendeydiler. 71 santimetre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığındaydılar. En ayırt edici özelliği ise dişleriydi. Bazı türleri 20 kiloya kadar ulaşabiliyordu. Ve bu büyük balıkların çene kuvvetleri çok yüksekti. Bir insanı kolayca parçalayabilirlerdi. Dankleosteus. 370 milyon yıl önce derin sulardaki en korkunç yırtıcılardan biri Dankleosteus'du. Bu şöhrete dişleri sayesinde kavuşmamışlardı. Çünkü onların dişleri yoktu. Bu şeyler önüne ne gelirse parçalamak için tasarlanmış sivri uçlu kemiklerdi. En büyük tür Dankleosteus terelli 8,8 metre uzunluğunda 4 ton ağırlığındaydı. Kuzey Amerika'da, Belçika'da ve Fas'ta sayısız fosil bulunmuştu. İsmi paleontolog David Dunkle'dan geliyor. Onu onurlandırmak için 1956'da bu isim verilmiş. Çene hızları görülmeye değerdi. 20 milisaniyede açılan, toplam 50 ile 60 milisaniyede kapanabilen yüksek hızla çene kabiliyetleri vardı. Sarcosuchus. 133 ile 112 milyon yıl önce şu anki Afrika ve Güney Amerika'da yaşadı. Ortalama 9 metreydi ve 4 tona yaklaşan ağırlıkları vardı. Bu da onları krokodilya takımındaki en heybetli hayvanlardan biri yapıyor. Fosiller 9,5 metre uzunluğa ve 4,5 tona ulaşabildiğini gösteriyordu. Onlar günümüzdeki timsahların akrabası. Kafalarının %75'ini burunları oluşturuyor. Üst çenelerinin her iki tarafında da 35 diş vardı. Altta ise 31. Çenesi kapandığında aralarında boşluk oluyordu. Bu da daha güçlü bir ısırma sağlıyordu. Günümüzdeki timsahlar ölüm rulosu ismini verdiğimiz bir saldırı manevrası kullanırlar. Bu türde bunun olmadığını düşünüyoruz. Onlar Nil timsahıyla benzer bir diyet şekline sahiplerdi. Ancak bugünkü timsahların aksine onların dünyası çok sayıda dinozor içeriyordu. Eupheberia armigera. Çok ayaklı böcek türünün bir üyesiydi. 332 milyon yıl önce yaşadığını düşünüyoruz. Boyutları hakkında birçok spekülasyon var. Ancak 10 santimetreden fazla olmadığı akla daha yatkın geliyor. Ancak George Magee gibi bazı yazarlar onların 1 metreye ulaştığını düşünüyor. Bu doğruysa onlar dünya üzerine dolaşan en büyük eklem bacaklılardı. Günümüzdeki kırk ayaklar 2,5 santimetre. İddialar doğruysa milyonlarca yıl önce yaşamış olan akrabaları hayal gücünü zorlayan boyutlardaydı demektir. Helikoprion. Günümüzde hayatta olmayan, nesli tükenmiş bir diğer canlı Helikoprion. Köpek balığı benzeri bu canlı ilginç bir özelliğe sahipti. Onun üst çenesi boştu. Hiçbir şey yoktu. Dişler alt çenesine dizilmişti ve tırtıklıydı. Alt çenesi bir testere şeklindeydi. Fosiller dişlerinin spiral şekilde yerleştirilmiş kümeler halinde olduğunu gösteriyordu. Ancak kıkırdak, kafatası, omur ve diğer birçok ayırt edici özellikleri bilinmiyor. Onlar günümüze ulaşamadılar ve onun görüntüsü bilim insanlarının hayallerine kaldı. 290 milyon yıl önce Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Asya ve Avustralya sularında dolaştıklarını biliyoruz. Paleontolog Henry Osborn onu karada yaşayan en büyük etobur kafatasına sahip canlı olarak tanımladı. Kafatası 83,4 cm'ydi. Bunun %60'ını uzun burnu oluşturuyordu. Çenesinin her iki tarafında da 3 kesici diş, 1 köpek, 4 primo ve 3 azı dişi vardı. 49 milyonla 37 milyon yıl önce yaşadıklarını tahmin ediyoruz. Laya Pleurodon. Bir diğer dev canlı da Laya Pleurodon. Avını katır kutur yiyen bir okyanus avcısıydı. Çenesi bütün vücudunun 5'te 1'ini kaplıyordu. Pürüzlü dişleri çok uzundu. Yüzgeçleri ise ona okyanusta aşırı hızla yüzme özelliğini armağan etmişti. Bunlar aslında kürek benzeri uzuvlar ve çok güçlülerdi. İtiş gücü okyanusta en yüksek olan canlılardandı. Su altı canlısı olmasına rağmen burun delikleri vardı.
Bu da bilim insanlarının onun güçlü bir koku alma yetisine sahip olduğunu düşünmelerine neden oldu. 150 milyon yıl önce yaşamış olan bu canlı ortalama 6,5 metreydi. Terör kuşları. Diğerlerine kıyasla o biraz daha yakın bir zaman önce yaşadı. Yaklaşık 1 milyon yıl önce. Bu büyük kuş bir deve kuşuna benziyordu. Ama daha büyük bir kafa, daha dev bir vücut ve daha güçlü bacaklara sahipti. Pençeleri devasaydı. Bu pençelerle avlanıyordu ve bu alanda kendisini çok geliştirmişti. Evet, o aslında bir kuştu ama uçamayan bir kuş. Yükseklikleri 3 metreye kadar çıkabiliyordu. Günümüzde yaşayan en yakın akrabaları ise Seriyama. Texas ve Florida mesken tuttuğu yerlerdi. Onlar çok hızlı koşuculardı. Keskin bir gaga, güçlü bir boyun ve yine çok güçlü olan yırtıcı pençeler. Ancak bunlara rağmen tavşan gibi daha küçük hayvanları tercih ettiğini, mücadeleden kaçındığını düşünüyoruz. Bunun sebebi çenesinin çok kuvvetli bir ısırık üretememesi olabilir. Tüm türleri etçildi. Gaga ucu aşağıya doğru eğriydi ve sağlamdı. Bu sayede yakaladığı avların etlerini parçalayabiliyordu. Gigantopithecus. Pleistosen dönemin ortalarında Güney Çin, Tayland ve Vietnam gibi yerlerde yaşadı. Gorillere çok benziyordu. Hayattayken 200 ile 300 kilo arasındaydı. Onlar 100 bin yıl önce yaşamışlardı ve herhalde şu ana kadar koca ayak efsanesini en yakın görüntü onlara aitti. Uzunlukları 3,7 metre kadardı. Bu halleriyle günümüzdeki gorillerden çok daha büyüklerdi. Haliyle bu cüsseyi beslemek için çok fazla yemek zorundaydılar. Onlar da bunu yaptı. Sürekli avlandı. Ancak bu gereksinim onların sonunu getirdi. Tropikal ormanlarda yaşamışlardı. Ancak iklim değişikliği, habitatlarının keskin değişimi ve arkaik insanların varlığı onların neslinin tükenmesine neden oldu. Pelagornis sandersi. 6 metrelik açıklığa sahip devasa kanatlar. Bu özellik onları belki de gelmiş geçmiş en büyük kanatlı kuş yapıyor. 40 kilograma kadar ulaşabiliyorlardı. Bu uçmak için yüksek bir ağırlık. O yüzden bilim insanları bu türün uçabildiğine hala şaşırıyorlar. Bu devasa kanatları karadayken çok ufak bacaklar taşıyordu. Bu kuş muhtemelen yerden yükselemiyordu. Bir uçurum kenarına gidiyor ve oradan kendini aşağıya bırakıp süzülüyordu. Megadarium. 11 bin yıl öncesine kadar hayattaydılar. Günümüzdeki filler kadar uzun, dev tembel hayvanlardı. Bu oldukça etkileyici. Ancak 7 ton olduklarını düşündüğümüzde oldukça hantal olduklarını tahmin etmek pek zor değil. O yüzden kolay kolay av kovalayamazlardı. Büyük pençeler ve büyük dişler onların hayatta kalmalarını sağlayan kilit özelliklerdi. Tabi bunları kullanmaya ihtiyaçları yoktu. Çünkü onlar ağaçlardaki yapraklarla besleniyorlardı. Uzun oldukları için diğer otçuların erişemeyeceği yükseklikteki otları yiyebiliyorlardı. Uzunlukları 6 metreydi. Güçlü arka ayakları üzerinde yükselip kuyruklarını tripod olarak kullanıp kavisli pençeleriyle besleniyorlardı. Aynı günümüzdeki karınca yiyenler gibi ayaklarının yan kısımlarıyla yürüyorlardı. Ağızları oldukça dardı ve bir koni şeklindeydi. Pleistosen döneminde tüm tembel hayvanlar içerisinde en dar ağız bu türdeydi. Muhtemelen de çok seçiciydi. Yani yiyeceği yaprakları özenle seçiyordu. Seçim aşamasında düşünülenin aksine dillerini değil dudaklarını kullanıyorlardı. Edestus. O makas dişli köpek balığı olarak biliniyor. En parlak döneminde sulardaki en korkunç hayvanlardan biriydi. Çenelerindeki erilik onların avlarını ezemeyeceğini düşündürüyor. O yüzden muhtemelen avlarını biraz ezip yutuyorlardı. Titan boğa. O şimdiye kadar keşfettiğimiz en büyük yılan. Uzunluğu 12,8 metre, ağırlığı ise 1 ton aşıyor. Titan boğa kalıntıları bizi Kolombiya'da karşıladı. 58 ile 60 milyon yıl önce burada yaşamışlardı. Şu ana kadar tek bir türünü keşfedebildik. İsmi Titanic ve boğa kelimelerinden türetilmişti. Titanic büyük, çok güçlü, kuvvetli demek. Boğa yılanı da Güney ve Orta Amerika'da yaşayan zehirli olmayan bir yılan. Güney Amerika'nın tropikal ormanları onların yaşam alanlarıydı. Habitatlarını timsahlar ve büyük kaplumbağalarla paylaşıyorlardı. Bazı bilim insanlarına göre sıcak iklim soğukkanlı yılanların günümüzdeki yılanlardan daha büyük olmasını sağlamıştı. Ama bu görüşe katılmayanlar da var. Megalodon. Onlar büyük beyaz köpek balığının uzak kuzenleriydi. Uzunlukları 15-20 metreyi bulabiliyordu. Yüzeye çıkan büyük ve yalnız balinalar onların avıydı. Eğer balina orta boylardaysa burundan, büyükse kuyruktan, ufaksa gövde kısmından saldırıyorlardı.
keskin ve büyük dişleri, çok güçlü çene kasları vardı. Ağırlıkları 40 tona kadar ulaşabiliyordu. Ortalama yaşam süreleri ise 25 ile 40 yıl arasındaydı. 15,9 ile 2,6 milyon yıl öncesine gidebilseydik, okyanuslarda onlardan çokça olduğunu görecektik. Daha sonra iklim değişikliği yüzünden soğuk iklimlere göç ettiler ve ortama uyum sağlayamadıkları için nesilleri tükendi. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.